Selam arkadaşlar Türkçe'nin Sırları kanalında yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda biraz YKS magazin yapacağız. YKS'de kızlar mı daha başarılı, erkekler mi daha başarılı? Buna bir cevap arayacağız. Herkes kendi hem cinsini daha başarılı görüyor olabilir. Bakalım ÖSYM ne diyor? istatistiklerde neler var? ÖSYM'nin her yıl yayınladığı bir tablo. Biz bu tablolardan bir çıkarım yapacağız. 2019, 2020 ve 2021'e bakacağız. İzleyenler bunu ÖSYM'nin sayfasından ayrıntılı bir şekilde inceleyebilir. Bakalım Kızlar mı erkekler mi daha başarılı? Bunların 250 ve üzeri, 250 ve altı alanlar şeklinde ayırdık. Buna göre değerlendireceğiz. 250 ve üzeri puan alanlar %17.7 ile erkekler dikkat edersek 1.215.000 bin kişide. kızlarda ise %20. Burada kızlar bir artı aldı. Sayısala baktığımız zaman aynı durumu görüyor muyuz? Kızlar yine erkeklerden daha çok kişiyle daha büyük bir oranla 250 ve üzerinde biri 1572 biri 1552 sözele baktığımızda burada kızlar bir artı daha aldı sözelde aynı durumu görüyor muyuz yine kızların erkeklerden daha büyük bir oranla 250 ve üzerinde olduğunu görüyoruz bir artı daha eşit ağırlığa baktığımızda erkekler ve kızlar olarak değerlendirdiğimizde kızların yine 250 ve üzerinde daha fazla aday yerleştirdiğini görebiliyoruz. Dile baktığımızda ise erkeklerin kızlardan daha önde olduğunu görüyoruz. 250 ve üzerinde %52.43 oranı görüyoruz. Kızlarda ise 47.13'ü. Burada erkekler bir artı aldı. Kızlar önde, kızlar 1, erkekler 0. Devam edelim 2020'ye bakalım. Erkekler 21.65'te 250 ve üzerinde yer alırken kızlar 23.99 kızlar burada bir artı aldı. Sayısala baktığımızda durum nasıl? Yine Aynı durumu göremiyoruz burada. Erkeklerin daha önde olduğunu yani 250 ve üzerinde daha çok erkek olduğunu görüyoruz. Erkeklere bir artı veriyoruz. Sözele baktığımızda durum nasıl? Sözelde çok ufak bir farkla kızlar yine önde. Artıyı onlar kaptı. Eşit baktığımızda 22-44 yine kızların daha önde olduğunu görüyoruz. Dile baktığımızda ise bir önceki sene gibi erkeklerin kızlardan daha önde olduğunu görüyoruz. Burada kızlar 2, erkekler 0 oldu. Aslında sonuç ortaya çıktı ama bakalım 2021'de ne olmuş? 250 ve üzeri puan oranına baktığımızda erkekler burada puan oranı yerleri değişti. Kadınlar %16.78 ile 250 ve üzerinde yer alırken erkekler 14.99'da. kadınlara bir artı veriyoruz, kızlara bir artı veriyoruz. Sayısala baktığımızda durum ne? Kadınların erkeklerden daha düşük olduğunu görüyoruz. Burada erkekler bir artı alacak. Sözele baktığımızda kadınların artı aldığını görüyoruz. Eşit ağırlığa baktığımızda durum nasıl gerçekleşmiş? Erkeklerin önde olduğunu görüyoruz. Erkekler bir artı da dile baktığımızda bir önceki iki sene gibi erkeklerin yine önde olduğunu görüyoruz. Burada da erkekler bir puan aldı. Kızlar iki, erkekler bir şeklinde sonucumuz ortaya çıkmış oldu. Burada küçük bir hatırlatma yapalım. Genelde 400 ve üzeri puanlarda ise erkekler 3 üç yılın 3'ünde de kızlardan daha önde yani 400 ve 500 arasında daha çok erkek aday var diyebiliriz. Bir de burada güzel bir ayrıntı daha çıktı. Dil bölümünde erkekler her zaman bu son 3 senede kızlardan daha başarılı olmuşlar. Umarım bu video sizin için eğlenceli olmuştur. Yeni videolarımızda buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyorum.